Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Ee, nereden başlayacağımı bilmiyorum ama önce şu haberle başlayalım. Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk plan. Fenerbahçe yönetimi çok sayıda Avrupa kulübünün transfer listesinde yer alan Atilla Salai ve Kim Min Ji'yi bir yıl daha takımda tutup hem sahada gösterecekleri performansla şampiyonluğa ulaşmayı hem de piyasa değerlerini yükseltip satışlarından çok daha fazla para kazanmayı hedefliyor diyor haberimiz. Önümüzdeki sezon Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan Fenerbahçe Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde yer alan Kim Minji ve Atilla Salah'ı mutlak surette bir yıl daha takımda tutmak istiyor. Salah Civetler iki oyuncunun gelecek sezonda kadroda kalmasını sağlayarak hem sahada gösterecekleri performansla şampiyonluğa ulaşmayı hem de bugünkünden daha yüksek paralara satmayı planlıyor. Şimdi önce şunu belirtelim. Ne kadara mal oldu? Hani kar zarar skalasını bir ortaya çıkartalım. Değil mi? Mühim olan kar zarar skalası. Yani ne kadar fiyat, ne kadar e, şeye gidecek ona bir bakalım. Toplam maliyet 5.2 milyon euro. Şimdi Atilla Salahi ve Kim Minji Avrupa'ya transfer olmak istediklerini bildirir. Bunda ısrar ederse iki futbolcuya hani on servisiniz. 15 milyon euro, 20 milyon euro hani daha düşük tekliflere masaya bile oturmayacağız denilip gönderilecekmiş. Salahi Ocak 2021'de Fenerbahçe 2.2 milyon euroya. Kim Minji'yi de 3 milyon euroya almıştı. Şimdi haberde diyor ki Napoli ve Atletico takipte. Transfer market verilerine göre Salahi'nin piyasa değeri 13.5 milyon euro. Kimin ise 11 milyon euro. Ancak Salah Cibetli yönetim 15 milyon euronun altına inmemekte kararlı. Salahi'yi Atletico Madrid tam tersi olabilir. Ee, ve Napoli'nin talip olduğu biliniyor. Napoli tam tersi olabilir. Orada Napoli'nin Kim Minji'yi de takip ettiği belirtiliyor demiş. Şimdi güzel haberi verdik. Geldik felaket haberine. Fenerbahçe'ye büyük şok. İki büyük şok. Hatta bence Fenerbahçe'ye üç büyük şok. Beşiktaş derbisinde. Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor arkadaşlar. Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Beşiktaş derbisine çıkacak olan Fenerbahçe'de Kim Min Ji ve Arda Güler'le ilgili şok bir açıklama geldi maalesef. Güney Koreli stoper sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesine gitti. Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesindeki ağrı sonrası tedavisine başlandığı açıklandı. Biliyorsunuz Süper Lig'de 11 maçlık yenilmezlik, 7 maçlık galibiyet serisi yaşayan yakalayan ve 36. haftada derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arkadaşlar şaka gibi geldi değil mi size? Hocam Mustafa Hoca kesin şaka yapmıştır. Burada bir yerde gülecektir kesin. Dediğinizi duyar gibiyim ama maalesef şaka değil. Resmi açıklama şu şekilde arkadaşlar. Ee, profesyonel futbolcularımızdan Kim Min bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle Ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinden netlik kazanacaktır. Genç oyuncumuz Arda Güler'in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunözade Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma Tendinit bulguları saplanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Şimdi ayak talus kemiğindeki ağrı. Ayak talus kemiği. Kim Minji'ninki bence daha önemli. Sanki e, şeyinki. Arda Güler'inki sanki. Nasıl diyeyim size. Arda Güler'inki sanki e, sadece ödem gibi düşünülebilir. Ayak talus kemiği tam bu ayağın birleşme yeri arkadaşlar. Yani dizden ayağa basan kısım bu sıkıntı işte. Yani bu biraz sıkıntı arkadaşlar. Bu biraz sıkıntı açıkçası. Onu söyleyeyim eee Bu biraz sıkıntı açıkçası ama futbolcunun Güney Kore'ye gitmesini gerektirecek durumu biraz çözemedim. Bir söylenti vardı bir iddia vardı şey diye e, hani transfer olacaktı da Ali Koç izin vermedi gibisinden. Bu durumun olacağını zannetmiyorum ama her iki futbolcumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bugün aslında ben başka bir videoda size bazı şeyler anlatacaktım. Hatta şurada bir yerde de vardı. Hani iki gün takımla itmana çıkmamış ama bireysel itmana devam etmiş diyen duyumcu arkadaşlar vardı. Hani bana bir bilgi gelmedi açıkçası. Kim ilgili, ne transfer, ne sakatlıkla ilgili. Ama Beşiktaş başında oynaması açıkçası bekleniliyordu. Beşiktaş'ın da o maça 3-4-3 çıkıp Kenan Karaman'ı sağ bek konumunda oynattığı gelen bilgiler arasındaydı. Yani Kötü oldu açıkçası. Ama ben size bir teselli vereceğim arkadaşlar. İnanamayacağınız bir teselli vereceğim. Fakat öncesinde bir haber sunmam lazım. Transferde son dakika Miguel Crespo'nun eski takım arkadaşından takviye diye. Şimdi Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yükselen bir grafik var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya çok yakın. Vitor Pereira'dan üçlü Vitor Pereira'nın üçlüsünden dörtlüye geçiş. Son 11 maçta 10 galibiyet bir beraberlik <laughs> ve Ali Koç da gelecek sezonun kadrosunu kurmaya şimdiden çalışıyor, çabalıyor. Ancak Miguel Crespo'yu transfer ettikleri Estoril'den sürpriz bir isimle temas kurdu Fenerbahçe diyor. Ve 3 maçta alınacak skorlara göre Şampiyonlar Ligi hedefi çok yakın. <laughs> Şimdi Serdar Azimertan, Elif Ancan kahveciden maksimum verim aldı. Geç, Jorge Jesus'ta görüşme gerçekleşti. Geç. Hadi ya hadi ya. Henüz anlaşma olmadı. Jesus için sarı ve taraftarlar heyecan yaşadı akıllarda. İsmail Kartal sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan habere göre Estoril forması giyen Franco'nun sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek. Orta sahada görev alıyor. 8-10 numara pozisyonlarında oynuyor. Franco bu sezon Portekiz ekibiyle sahaya çıktı. 31 lig maçında, 31 lig maçında 10 gol, 4 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. 12, 12 Nisan 98 doğumlu Andrea Franco, Franco sol ayak ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Özellikle orta saha oynamasına rağmen skor katkısı yüksek. İlla ki Fenerbahçe'nin dikkatini çekmiştir diye konuşuluyorlar arkadaşlar. Zaten devrim zenginin de yanlışım yoksa şuradan bulalım. devrim zengi diyor ki Geçelim devrim zengi. Ye. Fenerbahçe yeni Alex'ini buldu. Andre Franco. Crespo'nun kankisi kendisi demiş. İnanılmaz bir adam. Alex ile Arda Turan karışımı bir şey. Şimdi 10 golün asisti var. Yeni Alex olabilir diyor çok ilginç arkadaşlar. Yani bu çok ilginç. Bir isim daha vardı da onu bulmaya çalışıyorum. Şimdi bu Martin arkadaşımız ne Martin ya? Franco arkadaşımız Andre Franco arkadaşımız şöyle bir özelliğe sahip Andre Franco. Bak 24 yaşında aynı bak şey gibi ne derler ona ya. Aynı Crespo'nun Fenerbahçe'ye geliş şeyi gibi. Ama sözleşmesi bitiyor. 3.5 milyon euro piyasa değeri 1.77. Şimdi oyuncu illaki kanatlarda da oynatılabiliyor. İllaki radardadır. <laughs> Pelkas'ın Mesut Özil'in durumu da hakeza. 36 maç ama 2727 dakika. Yani 31 maç gibi bir şey. 10 gol 4 asist. Sporting altyapısından çıkmış. Bir dönem kulüpsüz kalmış. Biz bunu geçenlerde konuştuk. Dedim ki bana ulaşan bir bilgi yok. Ama mantıklı. Niye mantıklı? Şimdi Crespo derse ben bu adama kefilim. Alın edin derse. Vallahi son derece mantıklı açıkçası. Niye olmasın? Son derece mantıklı. Ama olur mu? İşte onu pek zannetmiyorum. Olursa güzel olur mu? Olursa neden? Güzel olmasın arkadaşlar. Şimdi e, gelelim şuna. Gelelim şuna arkadaşlar. Fenerbahçe son idmanda bir 11 denemiş. Altay, Nazım, Tisserand, bu arada şey ya Martin dediğim arkadaş da bu Ekvator milli takımının sağ beki bir arkadaş sormuş. Tam o yoruma bakıyordum. Aklımda o kaldı. Ee, görüşme varmış da nasıl olacak diye. Geçiniz. Ama bu Estoril'deki Andre Franco arkadaşımız eğer gerçekten Crespo kefilse bence denenebilir. Niye denenmesin? Şimdi Altay, Nazım Tisanat, Novak, Ferdi. Gustavo Zaitz, Mert Hakan, İrfan, Rossi, Serdar Dursun. İleri altılıya baktığın zaman Crespo hariç normal hepsi aynı oynayacak gibi. Crespo 1. Sabek'te Osai yok 2. Tisenant kimin yerine oynuyor? 3. Novak Serdaraz'ın yerine oynuyor 4. 4 tane eksik gibi. O sayının ağrılar var maç günde belli olacak. Demiş. Yani ee, tabii ki bu bir görüş. Bu bir duyum. Herkesin kendince duyumları var. Bir kardeşimiz 11 vermiş. Ben de bir ilk 11 vereceğim şimdi. Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi demiş. Gustavo, Zayt, İrfancan, Mert Hakan, Rossi, Serdar demiş. <laughs> ben de diyorum ki Osayi'nin durumu belirsiz. Riske edilmeyebilir. Doğru. Kim Minji, sakat. İki, yani Kim Minji, sakat. Arda Güler sakat 2. Crespo sakat 3. Pelkas sakat 4. Kesin olarak bunlar yok. Mesut Özil, Ozan Tufan kadro dışı 6. Atilla Salahi ve Osayi Samuel'in durumları belirsiz. Beşiktaş'ın eksikleri Rozier yok. Montero yok. Vida yok. Can Bozdoğan ve ee, bir kişi daha söylediler ama ikisinde tedavileri tamamlandı. Oynayabilirler diye biliyorum. Ben Fenerbahçe'de size bir müjde vereceğim. Atilla Salahi müjdesi. Atilla Salahi bir aksilik olmazsa yarın antrenmanda kendine deneyecek. Antrenmanın tamamında oynayabilirse Atilla Salah'ı Beşiktaş derbisinde 11'de oynayabilir. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu. Bu arada Osay Samuel için de aynısını söylüyorum. Yarın belli olacak Osay'ın da Salah'ın da durumu. Yani bir aksilik olmazsa Fenerbahçe'nin derbi 11'i. Altay, Osay, Tisserand. Atilla Salahi verdi Kadıoğlu. Gustavo Zaits. İrfan Can Kahveci. Sağda Mert Hakan. Solda Rossi Forvet'te Serdar Dursun. Baktığımız zaman eğer bu 11 ile çıkılırsa yedekler kim olur? Hani Berke Ertuğrul. ikisi birlikte de olabilir. Burak Kapacak. işte Novak. Hatta belki Çağatay Kuru kalıp olur. Emir Ortakaya. Dur. Berke diyelim. Burak Kapacak. Novak, Emir Ortakaya 4. Sosa 5. Sosa 5. Arda Güler de yok. Burada Çağatay devreye girebilir. 6 diyelim. Yani, yani Novak bir nevi stoper 7'ye de olabilir. Valencia 7. Berisha 8. Başka unuttuğum kimse var mı ya? Fenerbahçe'de başka unuttuğum kimse var mı? Arkadaşlar kusura bakmayın kafam karıştı birdenbire. Hani 8 dur bakayım hücum hattına bakacağım özellikle. Valencia Berisha aynen. Rossi zaten yazdık. Sosa Mert Hakan. ha yani sakatlar şeyleri çıkınca çok zor oluyor ya. 8 tane yedek yazabildim bak. Harbi 8. Hadi Ertuğrul da yaz 9. Atilla Sanayi dediğim gibi yarın benim bildiğim şey cuma pazar günü benim bildiğim kadarıyla oynayabilecek bir eksiklik yok. Serdar Aziz kart cezası ki tam zamanını buldum. O sayede ben oynayabilir diye biliyorum. Ama şimdi transfer market'a girin bakın. Bak. O kadar severler ki Fenerbahçe'yi. Salahi sakat 1. Kim 2. O 3. Serdar Aziz kart cezası 4. Ozan kadro dışı 5. Crespo 6. Mesut Özil 7. Arda 8. Pelkas 9. 9 tane eksiği olan bir takımdan bahsediyoruz. Yani müthiş bir takım. Gerçekten müthiş bir takım. İki kadroda kaç tane isim var? 28. Çık 9'unu. 19 tane isim kalıyor. Abi Emir Ortakaya'yı falan eklersin. Böyle bir tandemde Fenerbahçe. Şimdi bu maçı atlatırsak Kara ve Malatya maçları bir nebze daha kolay maç gibi. En azından Serdar Aziz iyileşip gelecek. Salahi tamamen iyileşecek. Muhtemelen son maçlarda Serdar Salahi ikilisini izleyeceğiz. Verdi Novak solu götürür. O Nazım sağa götürür. Ha Nazım'ı söylemedim. Pardon ben de biri eksik diyordum. O oynar Nazım yedek olur. Burak Kapacak hücum yedeği olur. İyi tamam çıktı yedekler falan. Hani kalan maçlar böyle gibi. Ozan'ın Mesut'un affedileceğini de zannetmiyorum. Durum böyle olacak. Hani affedilecek olsa bu hafta affedilirlerdi. Bu kadar sakat göze alınıp. Bundan sonra da edileceklerini zannetmiyorum. Yani ben durumun bu olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin resmi hesabına bir açıklamada bulundum. Daha doğrusu bir yorum attım. O yorumu size de söyleyeyim de arkadaşlar. Sonra bana demeyin hocam. Keşke biz de duysaydık diye aha çok ilginç bir haber gördüm bakalım ne olacak a dur bir saniye şimdi Fenerbahçe'nin resmi hesabına dedim ki yani ister sakatlık olsun, ister başka bir şey olsun, yani ne olursa olsun umurumda değil arkadaş. Sen Fenerbahçesin, çıkacaksın sahaya, kazanacaksın, kazanmak için oynayacaksın. Başka bir çaren yok. Ya Fenerbahçe taraftarı tamam sakatlık hepimiz anlarız, hepimiz insanız, eyvallah. Ama benim yazdığım yorum şu şekilde isterseniz u 19'da çıkın, fark etmez. Yenilmeden hatta maçı kazanarak gelmeniz lazım. İster hakem, ister zemin, ister rakip, ister sakatlık fark etmez. Sen Fenerbahçe'sin ve Fenerbahçe gibi davranman lazım dedim. Bilmiyorum katılır mısınız ama Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. İnşallah ee, bu sıkıntılı maçı kayıpsız bir şekilde atlatırız arkadaşlar. Önümüze bakarız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olursanız da, da minnettar kalırım. Görüşmek üzere.